şahsımın ve babamın adına başlatılmış olan ilhamsız icra takibiyle ilgili bir sürece girdik. Ağustos ayın dediğim gibi 9'unda Cuma günü cep telefonuma gelen 4060 yani savcılık numarasından gelen bir cep telefonu mesajıyla şahsımın borcu olduğunu öğrendim. Bu ne demek? Şöyle bir durum var. Türkiye'de bir insan bir insana borçluysa bunun tebligatının şirket adresine, ev adresine veya herhangi bir ofisine yapılması gerekmektedir. Bizim ne şirketlerimize ne ev adresimize böyle bir tebligat yapılmadan 7 günlük süreç başlatılarak biz sürecin bittiği gün konudan haberdar olduk. Tabii ki bu 7 günlük itiraz sürecini kullanamadığımız için sanki borcumuz varmışçasına icra takipleriyle karşı karşıya kaldık. Gerek evimde, gerek iş yerlerimde. Yine üzerine altını çiziyorum. Buradaki basın arkadaşlarımızdan bazıları olaya birebir şahit oldu. Durumun ne kadar ağır olabileceğini hepimiz idrak edebilecek durumdayız şu anda. Tabii ki biz bu süreçten sonra yani 10 Ağustos çarşamba sabahı direkt avukatlarım aracılığıyla ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanımız Abdü Bey'in babamın İzmir'e gidip bu icra takipleriyle ilgili itiraz dilekçelerimizi sunduk ve icra takipleri tedbiren 11 Ağustos Cuma günü durduruldu. Ve bundan sonraki hukuki süreç şöyle yürüyor. Bir dava günü, duruşma günü veriliyor. 10. ayın 19'una ilk duruşmamız gününü aldık. Bu süreçte mahkeme başkanının yani Sayın Hakim Bey'in istemiş olduğu delillerin toplanması için verilmiş bir süreçtir. Bu süreç gerek şirketimizin adreslerine, gerek tebligatın yapıldığı adrese Emniyet ve Sosyal Sigorta Kurumlarının gitmesiyle adres incelemeleriyle devam edip 10. ayın 19'unda ilk duruşmamıza şirketim, şahsım, babam olarak çıktık avukatlarımızın nezdinde. Ve celse geçen hafta Perşembe günü ilk celsede bizim şahsımın, babamın veya şirketimizin hiçbir şekilde borcu olmadığını, ödeme emirlerinin iptaline kararını verdi. Ben sizin karşınıza çıkmak için yaklaşık 2,5 aydır bekliyorum. Bu beklentimin tek sebebi de bu kararı almaktı. Karar şunu söylüyor, zaten kararı hepinize paylaştım, önünüzde var. Bakan Bey, herkesin anlayacağı dilden. Tabii. Hukuk diliyle değil de. Herkesin anlayacağı dilden, zaten hukuk dilinde Sayın Avukatım Nezih Bey size konuyu anlatabilir, gerek duyar isek. Herkesin anlayacağı dilden şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Şirketimin adresine veya evimin adresine tebligat yapılmadan hiçbir evrağa dayanmayan, yani hiçbir şekilde bir evrağa dayanmayan bir borcum olduğu iddia edildi. Mahkeme benim böyle bir borcum olmadığı kararı verdi. Çünkü hiçbir evrağa dayanmadan, altını çiziyorum, yanlış tebligat adresine bir tebligat yapılarak usulsüz tebligat diye nitelendirilen bir tebligatla bir borca mağdur kaldık. Borcumuz olduğuna mağdur kaldık ve bu borcumuzun olmadığını mahkemece kararını almış bulunmaktayız. Tekrardan altını çiziyorum. Şahsımın, babamın ve Martaş grubun hiç kimseye böyle bir borcu yoktur. Zaten mahkeme kararlarını göreceksiniz. Şunu da yani bunu söylemek için çok bekledim. Kararı almayı da bekledim. Siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Neden diyeceksiniz? Bu olay başıma geldiği günden itibaren seven sevmeyen bütün basın mensuplarıyla telefon, e-mail ve avukatlarımla görüştüm. Herkes bize olan inancında, bize olan güveninden dolayı bu kararın yanlış olduğuna dair haberler yazıldı. Avukatımın bir tek yazılı Instagram açıklaması üzerine benim böyle bir borcum yoktur dedim. Ondan sonraki ilişkilerimiz, zaten bu oda çoğu insanla da ilişkilerimiz çok iyi. Tabii ilişkilerin iyi olması gerçekleri gizlemez biliyorsunuz. Biz gerçeğe olan inancımızdan dolayı sizlere böyle borcum olmadığını bildirdim. İlk telefon görüşmesinde bu odadaki Selçuk Bey'le yaptığımda da benim böyle bir borcum yoktur. Yapılan işlem tamamen yanlış ve gerçek dışıdır açıklamamı. Şu an 2,5 ay önce Selçuk'ta paylaşmak bana gurur ve onur veriyor. Ama niye diyorum? Gerek yazılı basın, gerek görsel basın, gerek internet basınına öyle bir saygı ve sevgi aramızda kurmuşuz ki bize inançlarını hiçbir zaman esirgemediler. Bazı basın mensupları biz senin her zaman arkandayız dediler. Bunlar beni çok mutlu eden olaylar. Bununla beraber şirketimin
grup şirketlerim, inşaat, uluslararası nakliye, yurt içi nakliye ve inşaattan kaynaklı petrolde Türkiye'nin cirosal bakımda ilk 10 firmasına servis vermekteyiz. Tabii ki bu tarz olaylar, bu tarz haberlerle kaygılarını dile getirdiklerinde, onlarla yaptığımız toplantılarda onlar da onlara vermiş olduğumuz güvenden dolayı bize destek verdiler. Sonuçta bu çaplı bir haberde çalışmama kararı alabilirlerdi ama onlara da vermiş olduğumuz 45 yıllık bir firmayız. Güven, yani sizle olan ilişkimizin aynısı onlara da oluşmuş ki onlar da bize güvenlerini hiçbir zaman esirgemediler. Çok şükür adalet tecelli etti. Ben önce Allah'a, sonra Türk adaletine, hukukuna çok güveniyorum. Hukuk ilk celsede doğru kararı verdiği için de Allah'ıma şükürler ediyorum. Yaşadığımız süreci tabii ki herkes farkındadır ki kolay bir süreç değildi. Ama şöyle bir durum var ki, yani bunu tekrardan altına çizerek söylüyorum. Hiçbir evrağa dayalı olmayan bir borç yüzünden kamuoyunda sanki bir borç ödememiş de evime icra geliyormuş gibi veya şirketime icra geliyormuş gibi işlem görüldü. Bunu yaşamak kolay değil. Ama dediğim gibi hukuk ve adalet bu ülkede her zaman tecelli ediyor. Etmeye de devam edecektir. Adalete sonsuz güvenimiz devam ediyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Hukuk abi, bu çok zor bir süreçti. Evet. Evet. Neler yaşadınız tam olarak? Yani bu süreçte beni en çok üzen ve etkileyen tabii ki hukuktur, işte maddiyattır. Onun dışında özel hayatta itinayla koruduğum, ilk günden beri inandığım o çekirdek aile kavramına zarar gelmesinden çok korktum. İnanılmaz şeyler yazıldı. Biz bu olaylar başımıza geldiği andan itibaren eşim ve kızım çok üzüldüler, yıprandılar. Tabii ki onları bu duruma sokmak istemezdim ama dediğim gibi olmayan bir ödemeden dolayı, olmayan bir olaydan dolayı bunları yaşattığımı onlar bildikleri için, bana inandıkları için biz bu süreci ailecek birbirimize kenetlenerek çok güzel atlattık. Eşimden Allah razı olsun. Karım ilk andan itibaren yazılanın çizilene aksine konunun ne olursa olsun benim her zaman arkamda olduğunu bana söylemesi zaten beni tekrardan hayata bağlayan bir cümledir. Kızımın 3,5 yaşında olmasına rağmen her şeyden haberdar olduğunu, her şeyi hissettiğini çok iyi biliyorum. Çünkü icra gününün akşamında evimizde kalamadığımızda baba biz niye evimize gidemiyoruz sorusu çok ağır bir soru. 3,5 yaşında bir kızın babasına bunu sorması. Ama Allah'ımıza şükürler olsun. Bugündür ki senin de dediğin gibi Selçuk'cum neden bu kadar bekledik? Ben her şeyi biliyorsun bugüne kadar evraklı, net, dürüst olarak size açıkladım. Bugün de aynı şekilde o dürüstlükle karşınızdayım. Benim kimseye borcum yoktur. Ailemin kimseye borcu yoktur. Şirketimin kimseye borcu yoktur. Bu süreçte sizin gibi dostlarımızla oldu. Yani şöyle bir süreç düşünün ki kendinizi benim yerime koyun. Yapmadığınız bir suçtan dolayı yargılanırken etrafınızdaki bütün size inanan insanların desteğiyle birinci sırada aileniz, sonra siz basın mensupları, sonra çalışma kader birliği yaptığımız şirketler, ortaklarımız, bunların hepsi bize güç verdi, destek verdi. Beni en çok yaralayan eşimle ilgili olan haberlerdi. Zaten hepinizin malumunda bundan üzerinden tekrardan geçmeye gerek yok. Evet, o dönemde çok yıprandı. Evet. Evet, işte evlerini ayırdılara kadar geldiler. Dediğim gibi tam tersine biz yine yineliyorum. Aile denen, çekirdek aileme zarar gelecek her şeyin karşısında ben varım. İtinayla her köşesini çizerek kurduğum bir ailem, eşim, kızım, benim namusum, benim hayatım, herkes ailesi için yaşıyor. Ama biz, ne eşim ne ben, bu süreçte ben zaten beni tanıyanlar biliyor. Çoğunuz da
sürekli beraberiz. Eşimin hani kızına zarar gelecek noktada her zaman karşısında ben varım. Aynı şekilde eşim de, zaten ben bunu biliyordum, böyle bir olay olduğunda benim nasıl arkamda durduğunu, dağlar gibi arkamda durduğunu gördüm. Onun için bizim aile birliğimizi yıkmaya hiçbir şey yetmez, ne maddiyat ne maneviyat. Çünkü biz birbirimize sevgiyle, saygıyla bağlı olan bir aileyiz. Bu süreçte tekrardan diyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sorun var. Bir şey var. Evet. Buyurun. Mehmet Akalın o dönem yayına bağlanmıştı ve çok evet. Zor zamanlar geçirdi. Kimsenin kendisine evini açmadığını, dostlarına böyle bir sistem etti. Evet. O sistem ettiği dostlar kimlerdi? Yardımcı olan dostlarınız kimlerdi? Şimdi şöyle bir şey. Şöyle bir şey Selçuk'cum. Şöyle bir durum var. O canlı yayın bağlantısı tamamen orada hiçbir onunla ilgili benim yani konuşacağım hiçbir şey yok. Nasıl konuşacağım hiçbir şey yok. Bir annenin, bir eşin herhangi bir dış dünyadan gelen saldırıya istinaden bir serzenişi, bir feryadı gibi düşünelim bunu. Bunun ismi Demet Akalın da olabilir. Bunun ismi herhangi bir Ayşe Hanım da olabilir, Fatma Hanım da olabilir. Kocasının başına gelen bir olaydan dolayı haksız yere dinlenmeden hiçbir şekilde hiçbir yani şimdi şöyle bir şey. Tamam benim eşim Türkiye'nin en büyük sanatçılarından, starlarından bir tanesi. Bir sanatçı. Ben de onun eşiyim. Beni eşimin sayesinde tanıdınız. Beni eşimin sayesinde aranıza aldınız, bağrınıza bastınız. Allah razı olsun. Ama bu demek değildir ki benim yapacağım her şeyde o eşimi üzmek değildir. Ben de bunu söylemek istiyorum. Sonuçta ben eşime hiçbir konuda zarar gelsin istemiyorum. Ki dış dünya ile ilgili bu herhangi bir eşime gelecek saldırıda ben göğüslerken benden yana bir şey gelmesiniz kesinlikle zaten ben izin vermem önce. Bu olayda eşimin o yayına bağlanıp serzenişini ben şahsen hiç dinleyemedim. Dinlemek de istemiyorum. Orada olaylar dediğim gibi hiç dinlenmeden, zaten olaydan bir gün sonra veya cuma günü olması lazım o televizyon bağlantısı hatırladığım kadarıyla. Cuma günü olması lazım, çarşamba günü olmuştu olay. Dinlenmeden, bilinmeden bir yüklenme oldu. O da sonuçta benim eşim her şeyi sizlerle beraber yaşıyor. Doğru mu? Sevincini de, üzüntüsünü de, mutluluğunu da, çocuğunun ilk görüntüsünü de, kocasının ona aşk mesajını da sizlerle paylaştığı için onun böyle bir sinirini de sizlerle paylaşmasından daha doğal bir şey yoktur diye düşünüyorum. Yani bu çok açık ve net de orada. Tabii dediğim gibi Allah'a şükürler olsun ki biz bugünü konuşuyoruz. Bugün benim için güzel bir gün, ailem için güzel bir gün, eşim için güzel bir gün. Yaşananlar yaşandı, üzüntüler, üzülenler üzüldü, sevinenler sevindi. Şu anda bugünü konuşuyoruz. Yani o telefon bağlantısından bir gün sonra zaten eşimin moralini, mutluluğunu, sağlığını biz yerine getirmiştik. Zaten o günden beri sayın değerli hukukçularım, danışmanlarımız, şirket ortaklarımızla süreci gayet itinayi bir şekilde sürdürdük. Sonuca erdirdik. Bu konuyla ilgili şirketimizin, şahsımızın, ailemize uğradığı zararlarla ilgili yine hukuk çerçevesinde takipçisi olacağız. Devam edeceğiz. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız diyorum. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. İsim neydi? Arif Bey, hoş geldiniz. Şimdi biz hani etrafımızdaki art niyetli insanlara sadece gülüyoruz. Sadece sistem bile etmiyoruz, tebessüm ediyoruz. Çünkü gerçek olmayan bir zor günde onu nasıl bir kazanç sağlıyoruz Arif'ciğim biliyor musun? Gerçek olmayan bir zor günde dostlarla pekişme olarak. Yani sonuçta 100 kişi gözüken dostları 10'a indirdiğimiz bir dönemdeyiz. Bu o kadar da güzel bir kazanç ki. Tabii ki yaşanan şeyler çok zor. Bunu yaşamadan keşke kazansaydık bu tecrübeyi ama şahsım olarak eşimi bir kenara bırakıyorum. Şahsım olarak hiç tahmin etmeyeceğimiz insanlardan tahmin etmeyeceğimiz şekilde tepkiler aldık. Bu da bize çevremizdeki gerçek dostların
gerçek bizi kalben seven insanların değerini arttırdı. Senin bahsettiğin tür insanlara da saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bizim için hiçbir problem yok onlarla ilgili. Buyurun. Evet. Evet. Aynen. Kesinlikle doğru. Şimdi şöyle bir şey. Ben eşimi ilk tanıdığımda sahnede tanıdım. Yani ben onu star olarak tanıdım. Bir alışveriş merkezinde alışveriş anında tanımadım. Star olarak ona aşık oldum. Bir insan aşık olduğunda da nasıl Mecnun dağları deliyorsa, benim için de eşimin star olmasıyla ona aşık olmam arasında yani çok büyük bir engel yok. Ben bu evliliğe başladığım günden beri her zaman söylüyorum. Ben eşimi sevdiğim için, ailemi sevdiğim için onunla beraberim. Onun hayatındaki veya benim hayatımdaki olumlu ya da olumsuz şeyleri biz zaten paylaşıyoruz. Bu soruda aslında şöyle bir şey de var. Hani her ne kadar bir star eşi olmak kolay gibi görünse de zor da olsa bir o kadar da kolay. Dürüst olduktan sonra, bir hedef için yaşanmadıktan sonra zaten evliliğimizi yaşıyoruz. Sizler de bizlere yalnız bırakmıyorsunuz. Yer yer görüntülüyorsunuz. Onlar da sizin işlerini saygı duyuyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde hem sizle olan ilişkimizi yürütüyoruz hem de aile değerlerimizi koruyoruz. Ama ben bunu defalarca sordum. Zor mu? Hiç de zor değil. Seven insan ne yapmaz ki? Aşık olan insan ne yapmaz ki? Ki bu öyle de abartılacak bir durum değil yani sonuçta. Sizlerle dediğin gibi ben hani başka bir iş adamı olsaydım böyle bu olayla mesela bizden 3 gün, 4 gün, 5 gün, 10 gün sonra defalarca böyle olaylar yaşanmıştır. Ama onlar benim gibi gerek görüp böyle basın toplantısı yapmıyorlardır. Bu da benim ailemin, bu da benim yaşantımın gerektirisi. Gerektirip neyse onu yeri getiriyorum yani sonuçta. Sizleri de çok seviyorum yani hiç problemim yok. Sizi görmezsem ben rahatsız olurum. Tabii. Evet. Evet. Evet, haberi okudum. Ama sonra da döndü dedi ki espriyle. Yani bir de böyle söylüyorum da Okan yapmadı. Ya Allah'a şükür ben 2011'den beri beni tanıyorsunuz. 2011'den beri herhangi böyle bir dedikodum Selçuk duyardı zaten hiç. Veya sen biliyorsun. Allah'a şükür biz benim öyle bir hayatta öyle bir yani şimdi kimseyi bu çok şey bir konu biliyor musun? Hani söyleyeceğim herhangi bir cümle bir tarafa çekilebilir. Benim hayatta tek eşliğe inanıyorum. Eşime çok saygı duyuyorum. Önce kendime saygı duyuyorum. Kendime saygımdan dolayı yani bir insana yalan söylemeyle bir insanı aldatmanın arasında çok büyük bir fark yok. Bunu çok büyük bir günah olarak kendime inandırıyorum. Allah inancımdan dolayı hiçbir insanı kolay kolay değil hiçbir zaman aldatmam. Eşimi hiç aldatmam. Sonuçta çocuğumun annesi Allah o günü ne eşime ne bana göstersin. Ben kendime çok şükür güveniyorum. Zaten eşim bu konuda bana çok güvenmese o açıklamayı yapmaz. 6 yıldır ona yani şöyle bir şey var. Yani insanlar evlilikte şöyle bir durum var. İnsanlar insanları tanıması çok kısa sürede bitiyor zaten. O bana nasıl bir ben düşün 2011'den beri eşimden iş toplantıları Avrupa'ya gittiğimde bile daha aynı akşam dönüyorum. Ondan ayrı bile uyuyamıyorum. Uyumak da istemiyorum. Öyle bir isteğim de yok. Allah'ım elimi dua ettiğim gün Allah'ım bana hayırlı bir eş, hayırlı bir evlat ver dedim. Allah'ıma şükürler olsun. Ben de Allah'tan istediğim bu dileğimi kabulünden sonra Allah'a ters gidecek hiçbir şey yapmam. Onu çok iyi biliyorum basın olarak. İyi bir Allah razı olsun. Çok Allah razı olsun. Bir sorun daha var. Ben 7 kilo verdim bana kilo aldırmayın dedi. Ama siz çok istiyorsunuz. Kardeş biliyorum. Çok istiyorum. Allah İnşallah nasip eder. Çünkü Hira çocukları çok seviyor. Benim abimin kızı var ona kardeşim diyor. Bakalım Amerika seyahati dönüşünde biraz olumlu sinyaller var. İnşallah, inşallah tamam. Şu an sıkıntı yapmıyoruz, gelmiyoruz ama ben çok istiyorum. İnşallah. Kız erkek hiç fark etmez. İnşallah Hira'ya bir kardeş gelir. O günü dört gözle bekliyorum. İnşallah eşi de benim konuda üzmeyecektir. Onu da biliyorum.
Bastırın, bastırın. Benim adıma bastırın. Ama inşallah yakın bir zamanda hayırlı bir haber. İnşallah, inşallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağ olun.